Bir Osmanlı düğününe götüreceğim sizleri. Tabii ki Osmanlı düğününe götüreceğim. İkinci Abdülhamit'in torunu dünya evine girdi. Tabii yani neticede ritüeller vardı orada. Ritüeller içerisinde tabii konuklar da vardı. İşte ritüeller içerisinde bir Osmanlı zabiti gibi giyinen bir damat vardı. Kiminizin hoşuna gider, kiminizin gitmez. O bir ritüeldir, kabul edersiniz, etmezsiniz. Şevki Yılmaz da vardı. Yani çatallı dil ya. Ya enteresan bir insan yani. Ve düşüncesi Şevki Bey ile düşünceleri zaten uymuyor da orada soysuzlar kelimesini kullanabildi. Ve kendisini yakinen tanıdığımız İlber Ortaylı da oradaydı. Nikah şahitlerinden biriydi. Şevki Yılmaz o soysuzlar kelimesini kimler için kullandığını birazdan duyacaksınız. Kullanırken İlber Ortaylı ağzını bile açmadı. Osmanlı'ya iftihar ediyorum. Osmanlı'yı süren soysuzlarına lanet tabii. Osmanlı ailesi üyelerinden Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününe katılan eski Refah Partili Şevki Yılmaz, Cumhuriyet'in kurucularına hakaret etti. Osmanlı'ya iftihar ediyorum. Osmanlı'yı süren soysuzlarına lanet tabii. Osmanlı ailesinin hayattaki kadın üyelerinden biri olan Berna Sultan Osmanoğlu, cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Sosyal Tesisi'nde gerçekleşen düğünle dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliklerini tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz ve televizyon programcısı Mehmet Fatih Çıtlak yaptı. Nikah töreninin ardından mikrofonu eline alan Şevki Yılmaz, İlber Ortaylı hemen yanındayken Cumhuriyet'in kurucularına hakaret etti. Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum dedi. Osmanlı'ya iftihar ediyorum. Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetliyorum. Yılmaz'ın sözlerini duyan Ortaylı sessiz kaldı. Tepki büyüyünce açıklama yapan ünlü tarihçi, Şevki Yılmaz'ı tanımadığını, söylediklerinin kendisini ilgilendirmediğini belirtti. Tutmuş duvara yazıyor. Atam izindeyiz. Ya ne zaman izini bırakacaksın? Biraz çalış be, hep izinde misin? Biz izinde değiliz, çalışıyoruz, çalışıyoruz. Şevki Yılmaz, Cumhuriyeti ve Atatürk ilkelerini ilk kez hedef almıyor. Eski Refah Partisi milletvekili daha önce de Atatürk'le ilgili skandal sözler söylemişti. Atam tatildeyiz diyor, tatilde. İzinde demek tatil demek. Atam tatildeyiz, kafasız. Tatili bırak, yatacak zaman mı şimdi? Şevki Bey, sizinle ayrıldığımız nokta ne biliyor musunuz? Ben Osmanlı'yı reddetmiyorum, edemem, benim ecdadım. Osmanlı'dan önceki beylikleri de reddetmiyorum, benim ecdadım. Ondan önceki zaten Anadolu'ya giriş, hiçbirini reddetmiyorum. Hepsi benim ecdadım. Onlar olmasaydı hiçbiri olmayacaktı, bir devamlık arz ediyor. Sizinle ayrıldığımız nokta, siz Cumhuriyet'i hazmedememişsiniz, onu kabul etmiyorsunuz. Ve soysuz diyorsunuz ya, aynen o... toprak altındakiler herhalde o sözü söylüyorlardır şimdi sizi duyuyorlarsa. Ben onlar adına iade ediyorum size. Bak aynen iade ediyorum size. Ve terbiyesizliğin de artık ayyuka çıkmış halini ekranlarda görüyorsunuz. Çatallı dilin nasıl konuştuğunu görüyorsunuz. Yazıklar olsun. Aramızdaki fark o. Ben onları da kabul etmek zorundayım. Çünkü onlar benim ecdadım. Ama siz Cumhuriyet'i hazmedemiyorsunuz, kabul edemiyorsunuz. Yazıklar olsun size. Ve bu arada İlber Ortaylı bir açıklama yaptı. Şu anda o açıklama da elimde. Şu anda da arkadaşlar da yanımda gösterdi. İlber Ortaylı sosyal medyada yaptığı uzun açıklamasında ne kimin davet edileceğine karışırım ne de masada oturanları tanırım. Düğün merasimi sırasında eski bir milletvekilinin yersiz konuşmalarını tasvip etmem mümkün değildir. Rahatsızlığımı da ara sıra bana gelince belirttim. Bunlar tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerinde yakışan sözleridir. Açık bir Atatürk düşmanlığıdır, hazımsızlığıdır diyor İlber Ortaylı. Son bölümde de Cumhuriyeti ayakta tutmak ve korumak bizim vazifemiz. Eğer ayakta tutmazsak, tahrip edersek gidecek bir yerimiz olmadığını da birilerinin artık anlaması gerekiyor demiş. Bu şekilde mesajını toplumla paylaştı. Naide Hanım bir mesajı var. Diyor ki, tarikat haberleri her yerden yayınlanırken ve menzil tarikatı ayrı bir ülke gibi hareket ederken herkesin sessiz kalmasına tahammül edemiyorum diyor. Ve Feyza Altun diyeceğim.